yağmaya başlıyor, hissediyorum. İçeri girelim. Burada süt var. 3 tane tam yağlı süt. Kavun var. Bunlar çok güzel. Böyle aşırı tatlıydı. Böyle sanki şeker eklenmiş gibi. O kadar tatlıydı yani. Bunun yanında böyle patatesimiz var. Bu sene patates hiç ucuzlamadı. Halen hani bize göre pahalı. Hani genel olarak demiyorum da bizim alıştığımızdan daha yüksek bu sene fiyatlar. Patates fiyatları. Burada da kremuk yazıyor zaten üstünde. Yani bu kaynatınca dağılan patates. Hard kokut olanlar da var. Mesela onlar da kaynattığın zaman şeklini kaybetmiyor. Şuraya geçelim. Burada değişik bir şey var. Bunu ben şöyle yapayım. İkinci Instagram hesabımdan ben böyle yeni ya da yeni abur cuburlar diyeyim yani. Orada deniyorum ve yorumluyorum. Denedikten sonra düşüncelerimi paylaşacağım. Not falan veriyorum yani o yeni çıkan abur cuburlara. Ve bunu da orada zaten denemiştim. Öyle şeyler ilgileniyorsanız bakabilirsiniz. Böyle açıp resimlerini falan paylaşıyorum işte. Ve burada da Lion var. Black and White. Limited Edition. Bu yeni çıkmış. Bunu mesela Hollanda YouTube kanalımda paylaşacağım. Orada işte ara sıra fırsatım oldukça video yayınlıyorum ve hem tadıyorum hem yorumluyorum. İşte düşüncelerimi orada da paylaşıyorum. Beni oradan takip etmek isteyenler oradan da takip edebilirler. Ve bu da Milka çikolatası ama yoğurtluymuş. Hiç yemedim bunu. Bunu da kanallarımda paylaşıyorum. Ve bakacağız inşallah. Güzeldi. Büyük bir ihtimal güzeldir. Ama yoğurt, hani çikolatası güzeldir en azından. Ama yoğurtla kombin nasıl olur hiç bilmiyorum. Burada yoğurdumuz var. Şöyle iki tane. Ve burada da şöyle, ne diyeyim, turşuluk soğan mı diyeyim bunlara. İsmi var da şimdi aklıma gelmiyor. Birazcık da acelem var aslında. Ev işleriyle de uğraşıyorum yukarıda. Ya burada işler var. Ütü mü dersin? Ondan sonra süpürme olayı mı dersin? Aşağıları bitirdik. Ben süpürdüm, Ahmet sildi diyenin hesabı. Birazdan devam ederiz. Bunu da şöyle okuyayım mı size? Zilfer Erçiş diyor burada yani. Birebir çevirdiğiniz zaman ne anlamına geliyor biliyor musunuz? Gümüş soğancıklar. Yani gümüş olan soğancıklar. Burada da biraz böyle maydanoz var. Yarın sabah ya da öğlene mi yaparım, sabah mı yaparım bakacağız artık. Böyle beyaz peynirli, maydanozlu böyle kek yapacağım. İçine büyük bir ihtimal şöyle biberlerden de eklerim. Ufak tefek bir şeyler daha var. Böyle hani kek ama tuzlu mu kek mi diyeyim. Öyle bir şey yapacağım yani. Belki şey de paylaşırım. Ara sıra fırsatım olunca tarifleri Instagram hesabımda paylaşırım. İlk Instagram hesabımda yani. Life of Dilek olan kanalımda. Orada paylaşıyorum ara sıra. Oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Bazen Hollanda ile ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Her neyse. Doritos'umuz var burada şöyle. Bakayım. Biberli olan. Kırmızı biberli. Burada da biberlerimiz var. Ha, burada şey var. Pırasa var. Böyle bir zaman şey yemiştim. İçmiştim daha doğrusu. Böyle hardal çorbası. Geçenlerde aklıma geldi. Bu akşama yapmak istiyorum. Onu da Instagram hesabımda paylaşırım. Ve içine de böyle bir tane pırasa girecekmiş. Tarif aslında çok kolaydı. Onun için de böyle ilgimi çekti. Burada şu Arap ekmeklerinden var. Şöyle lavaş tarzında bir şey. Akşama belki şey de yaparım. Böyle sebzeli pizza, evde mantarımız falan da var. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Geçenlerde ne onun adı? İsmini hep karıştırıyorum. Karnıyarık mı? İmam yayıldı değil. İmam bayıldı mı? İşte normalde içine böyle açtıktan sonra kıyma, sebzeli baharatlı kıyma falan koyulabiliyor. Ben geçenlerde tavuk ile yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Kızartınca aslında patlıcan kızartmasını çok çok severim. Ama aşırı çok yağ çektiği için doğru düzgün hiç yapmayız. İşte normalde o patlıcanı kızartıyorsun ama ben o tarifi bu sefer fırında yapmıştım. Çok hafif oluyor ama çok güzel oluyor. Onun için şöyle bakayım kaç tane? 2, 4, 6 tane. Annemlere de yapmıştık. Bize de yapmıştık. Böyle biraz da kaşar dibine şöyle koymuştum. Altını açtıktan sonra. Azıcık da üstüne yapınca o mis gibiydi. Kolay ama lezzetli tarifleri çok sevdiğim için bir daha yapmak istiyorum. Çengeniz düştü değil mi? Daha var mı anlatmak istediğim şeyler? Bunların hep... Aa evet. Şu var.
Şunu göstereyim size. Bunu ben almadım. Annemler. Dur şöyle bir açayım. Saat 5 bile değil ama iyi görünmüyor burada. İyicene karardı dışarı. Birazdan baya bir yağmur yağacak sanırım. Her neyse şunu gösterecektim size ama tam da gösteremeyeceğim sanki. Yumuşacık, aşırı yumuşak, böyle hani plüş oyuncaklar olur ya, onun gibi. Şöyle kapüşon da var. Bu da yumuşacık. İçi de böyle aynı şey. Bazen oluyor hani bunlar böyle düz oluyor ama bu, ay bunaldım. Bu değil. Of, neyse hemen çıkartacağım. Söylemiştim zaten aşırı bunaltıcı hava diye. Videoyu ben burada kapatayım. Konuşamadım. Videoyu ben burada kapatayım. Umarım hoşunuza gitmiştir.